Hadi, resimli ve çubuk grafikler nasıl çizilirmiş bir bakalım. Sinan öğretmen, öğrencilerine okyanusla alakalı bir proje vermiş. Proje üzerinde çalışan öğrencilerin, sınavdan daha iyi not alıp almadıklarını anlayabilmek için de, öğrencilerine proje üzerinde ne kadar çalıştıklarını sormuş. Her öğrencinin, okyanus projesini tamamlayabilmeleri için çalıştıkları süreyi gösteren bir çubuk grafik çizin. Juliet 36 dakika harcamış. Burada bu çubuğu tutup 36'ya kadar çekeceğim. Erdem 54 dakika. Bunu da 54'e çıkaralım. Evet, sırada Muzaffer var. Muzaffer 36 dakika harcadığı için bu çubuğu 36'ya kadar çekiyorum. Sadık 30 dakika. Bu da 30 dakikaya geldi. Son olarak Kiraz da 12 dakika harcamış. Bu çubuğu da 12'ye getirelim ve bu kadar. İşte size çubuk grafik. Eğlenceli, değil mi? Hadi birkaç tane daha yapalım. Mıstık perşembe günü çok gürültülü ve yüksek sesli müzik yapan dinozor orkestrasını dinlemeye gitmiş. Dinozor orkestrasında her dinozor çeşidinden kaç tane olduğunu gösterecek bir çubuk grafik oluşturun. 42 tane stegozor varmış. 42 tane stegozor 63 tane raptor. Raptorların çubuğunu 63'e çıkaralım. 35 tane triceratops ve son olarak da 49 tane tiranozor. Harika. Hadi bir tane daha. Gülün çiçekçi dükkanı özel günler için buketler hazırlıyormuş. Her bukette farklı sayıda çiçekler varmış. Buketlerdeki çiçek sayılarını gösteren resimli bir grafik oluşturun. Bu da çubuk grafiğe benzeyen bir şey olacak ama çubuklar yerine bazı resimler kullanacağız. Her resim belirli bir sayıyı temsil ettiği için buna dikkat etmemiz lazım. Burada her bir çiçek resmi 3 çiçek anlamına geliyor. Anlaştık mı? Anneler Günü buketinde 21 çiçek varmış. 21 çiçek için 21 tane çiçek resmi kullanmamız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama her çiçek resminin üç çiçek anlamına geldiğini de unutmamalısınız. Bunun için aslına bakarsanız üçer üçer saymamız gerekiyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. İşte bu kadar. Bu 21 çiçek anlamına geliyor. Her resim 3 çiçek anlamına geliyorsa 7 tane çiçek resmi 7 çarpı 3'ten 21 çiçek demek oluyor. Anneler Günü buketinde 21 çiçek var. Yıl dönümü buketinde bakalım 27 çiçek varmış. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 27. 9 çiçek resmi yani 9 çarpı 3, 27 eder. Doğum günü buketinde 18 tane çiçek olacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Her çiçek resmi 3 çiçek anlamına geldiği için, burada 6 tane çiçekli resmi kullandık. 6 çarpı 3, 18 eder. Son olarak kutlama buketinde ise 12 çiçek varmış. 3, 6, 9 ve 12. İşte bu kadar. Bir tane daha resimli grafik örneği görelim mi? Vızvız vız arı ve arı arkadaşları çiçekleri tozlaştırmayı çok seviyorlarmış. Her birinin bugün tozlaştırdığı çiçek sayısını gösteren bir tablo ve bir de resimli grafik çizmişler. Tabloda verilen bilgiyi kullanarak resimli grafik hakkında sorulan soruları cevaplayınız. Resimli grafikte her çiçek nokta nokta tane çiçek anlamına geliyormuş. Ya da her çiçek resmi demeliyim vızvız vız arı 27 tane çiçek dozlaştırmış. Bu arada bunlar çok akıllı arılar. Baksanıza, boş zamanlarında tablo ve grafik çiziyorlar. Ne diyorduk? Vızvız vız arı 27 tane çiçek dozlaştırmış. Grafikte sadece 3 çiçek resmi var. Bu da buradaki 3 çiçek resminin 27 çiçek anlamına geldiğini söylüyor. 27 çiçeği 3 çiçek resmiyle gösterebilmek için her çiçek resminin 9 çiçek anlamına gelmesi gerekir. 9, 18, 27. Evet, her çiçek resmi 9 çiçek demek olmalı. Hadi gelin kontrol edelim. Doz, doz arı 63 tane çiçeği tozlaştırmış. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Doğruya benziyor. Bızbız bız. 1 2 3 4 5 6 olduğuna göre 6 kere 9, 54 eder. Evet, doğru. Ve son olarak da zızzız zız arı içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek resmi var. Her resim 9 çiçeği temsil ediyorsa burası 5 çarpı 9'dan 45 eder. Evet, zızzız zız arı için tabloda 45 tane çiçek var.